Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuza hazır sistemi almalı yoksa toplama bilgisayarı mı yapmalı? Bununla ilgili merak edilenleri sizlere video halinde derledim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Dostlar, konuşacaklarımızı önce not haline getirdim ve burada madde madde gideceğiz. Öncelikle hazır sistem dediğimiz olay belirli bir parçaların bir araya getirip başka firma tarafından, satıcı tarafından bize sadece bir paket halinde gelmesi, buna biz hazır sistem diyoruz, biliyorsunuz zaten. Toplama bilgisayarı ise tamamen bütün parçaları kendiniz topluyorsunuz. Başka yerlerden alıyorsunuz ve bir araya getiriyorsunuz. Montajınızı kendiniz yapıyorsunuz. Test zamanla sizin olacak bir şey olabiliyor. Bu hale getirin. Bu toplamadır, biliyorsunuz. Buna değinmek istedim. Yani değindim kısacası, açıkçası. Bunu biliyorsunuz yani. Arkadaşlar, şimdi hazır sistemin öncelikle birinci madde tek yerden alabiliyorsunuz. Bunlar nelerdir? İşte gaming kentler, ince hesap, vatan bilgisayar gibi yerler. Sonuçta kendileri topluyor. Bütün parçaları bir araya getiriyorlar ve bunu piyasaya satıyorlar paket halinde. Bu hazır sistem. Toplama bilgisayarda ise bütün parçaları, kasasından tutun hard diskine kadar, bütün A'dan Z'ye her şeyi siz kendiniz dışarıya sipariş veriyorsunuz. İnternetten herhangi bir yer, hepsi burada olabilir, N11 olabilir, yine Gaming Gentere, Vatan gibi yerler olabilir. Ya da gidip kendiniz mağazadan tek tek alabiliyorsunuz ve bunları sonuçta kendiniz evinize ya da iş yerinize bir araya getiriyorsunuz, montaj haline getiriyorsunuz vesaire. Bunu da kendiniz yapmanız gerekiyor. Şimdi buradaki diğer bir olay montaj ve testin düşük riski olması bu hazır sistemler için geçerli. Çünkü bu hazır sistemi yapan firma bunu montajını ve testini yaptığı için ilerideki sıkıntıları daha asgariye indirmiş oluyor açıkçası. Bu çok düşük bir risk anlamına geliyor. Ama toplama bilgisayarda böyle bir şans olmadığı için tamamen bütün parçaları kendiniz bir araya getiriyorsunuz. İşte kasayı topluyorsunuz, hard diski, anakartı, bütün parçalar takıyorsunuz, vidalıyorsunuz. Bununla ilgili işte Windows'un kuruyorsunuz, driverlarını vesaire her şeyini, yani sürücülerini, her şeyini kuruyorsunuz. Tamamen size kalmış bir durum. Bu tabii ki çok yüksek risklere gebedir açıkçası. Çünkü ileride işte mavi ekran verme, donmalar, aşırı ısınmalar, kapanmalar, kilitlenmeler gibi durumlarla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Diğer bir maddemiz hazır sistemlerde sınırlı özelleştirme var arkadaşlar. Sadece parçalarda belirli parçaları, yani kasa içindeki belirli parçaları değiştirebiliyorsunuz, change edebiliyorsunuz. Sınırlı bu açıkçası, ama toplamada yine söylüyorum bütün her şeyi kendiniz at koşturuyorsunuz. Eğer bu konuda da bilginiz varsa, piyasada da ürünlerde bir sıkıntı, yani bulmak konusunda da sıkıntı yaşamıyorsanız, dediğim gibi sınırsız bir şekilde özelleştirme sizler yerine getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuna değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere dolar çok yüksek. Pandemi halen devam etmektedir. Dolayısıyla dünya genelinde pandemi devam ettiği için de ürünlerin üretilmesi vesaireleri, işte bunlarla ilgili sıkıntılar çıkması, parça bulamama, yedek parça stok olmaması, sınırlı sayıda daha doğrusu. Bu sıkıntı devam ediyor. Bir diğer olay ise arkadaşlar mining, yani Bitcoin dediğimiz bu kripto paraların çok yüksek değerlere gelmesinden dolayı ve herkesin ilgi odağı haline geldiği için de herkes bilgisayarını, ekran kartını da bu Bitcoin'e çalıştırmak için yatırdığı için arkadaşlar piyasadaki ürünlerin çok yüksek fiyatları geldiğini zaten herkese malum. Dolayısıyla parçalarda bir sıkıntı halen devam etmektedir. Hal böyle olunca buradaki olaymış şu açıkçası. Hazır sistemlerde böyle bir sıkıntı olamıyor. Ama toplama bilgisayarda az önceki bahsettiğim sınırsız dediğimiz parça bulma olayında halen o sınırsızı bir yere kaldırıp atabiliyoruz. Çünkü halen sınırlı bir şekilde parçalar bulabilme var. Tabii ki maliyetler de yüksek olabiliyor. Diğer bir olayımız ise arkadaşlar hazır sistemlerde uzmanlık gerektirmiyor. Yani bu bilişimle ilgili ya da donanımla ilgili hiçbir bilginiz olmasa bile sizin bilgisayarınızı sonuçta birileri topluyor, montaj ve test yapıyor ve size gönderiyor. Ancak toplama bilgisayar olayda ise bir uzmanlık gerektiriyor arkadaşlar. Bir bilgi birikimi gerektiriyor. Eğer ki siz bilmiyorsanız bilen birilerine mutlaka tanıyor olmanız gerekiyor. Şöyle bir durum söz konusu. Toplama bilgisayarda Her zaman söylüyoruz. Yine videolarımıza, canlı yayınlarımıza bunu dile getiriyoruz arkadaşlar. Anakart, işlemci ve RAM üçlüsünün birbirine uyumlu olması gerekiyor. İnternette bununla ilgili birçok resmi sitelerinde zaten bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bizler de ara ara bunlarla ilgili bilgiler veriyoruz açıkçası. Bu nedir? Bir anakart alıyorsanız o anakarta uyumlu mutlaka bir işlemci ve buna uyumlu mutlaka bir RAM almanız gerekiyor. Öyle her RAM'i gelip de takacağım, öyle her işlemciyi takacağım diye bir şey söz konusu değildir. Takarsınız, yani yuvalar birbirine uyabilir. Ancak mavi ekran, kilitlenme, donma, aşırı ısınma gibi sıkıntılarla karşılaşmanız işten bile değil arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi hazır sistemlerde hiçbir bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Ama toplama bilgisayar topluyorsanız, yani toplama bilgisayar OEM bir bilgisayar yapmak istiyorsanız mutlaka bir bilgi ve birikime ihtiyacınız duyuyor. Diğer bir maddemiz bütçe konusu. Hazır sistemler daha maliyetli değil. Onu da söylüyorum. Ben kendi videolarımda, yani gidip bakarsanız kanalımızda onlarca hazır sistemle ilgili video var. Farklı farklı sitelerden edindiğimiz ve onlarla ilgili inceleme yaptığımız. Buradaki olayımız şudur arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar uygun fiyatta yapmaya çalışıyoruz. Yani en son yaptığımız bir bilgisayardan size örnek vermek istiyorum. Hazır sistemden konuşuyorum. Düşük fiyatlı değil, uygun fiyatlı olarak adlandırdığım bir bilgisayar 8000 küsür liralık bir fiyat. Ve bilgisayarın donanımı gayet de uygun bir donanım. Ya zaten gidip bakarsanız bununla ilgili ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Şimdi bugün bir ekran kartını almaya kalkarsanız 10-15 bin liralık bir fiyata tekamül ediyor. Aynı şekilde bir kıyaslama videosu daha vardı arkadaşlar. Gerçi canlı yayınla da bunlara çok değiniyorum. Hazır bir sistemi kendimiz aynı parçaları, aynı marka, modeli toplarsak kaç liraya gelir diye bununla ilgili de bir kıyaslama olaylarına çok girdik. Aynı parçaları hazır sistemden alırsak uyguna geliyor. Kendimiz toplarsak çok yüksek fiyata geliyor. Dostlar, diğer maddemiz arıza durumu. Şimdi arkadaşlar, arıza durumunda hazır sistemlerde siz kasayı hiçbir şekilde herhangi bir müdahale yapmıyorsunuz. Zaten bilseniz de bilmeseniz de müdahale yapmanızı zaten tavsiye etmiyoruz. Hazır sistemle aldığınız firmayla iletişime geçiyorsunuz. Sistemi gönderiyorsunuz kasaya olduğu gibi. Onlar parçalarda eğer ki garanti dışı değilse ya da garantiyi bozacak herhangi bir durum söz konusu değilse zaten garanti kapsamında parçalarda change yapılıyor ya da onarılıyor vesaire. Ancak toplama bilgisayarlar arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Atıyorum ekran kartını hepsi buradan aldınız. RAM'i Trendyol'dan aldınız. Anakartı Game Center'dan aldınız. İşte bilmem kasayı ince hesapta aldınız gibi farklı yerlerden işte uygun fiyatlı diye topladınız vesaire parçalar aldınız. Şimdi diyelim ki parçada bilgisayarda arıza çıktı. Uzmanlığınız yok ise, yani bu donanımla ilgili bilginiz yok ise dolayısıyla hangi parçanın arızalı olduğunu bilemezsiniz. Bununla ilgili ne yapmanız gerekiyor? Deneme yanılma yapılması gerekiyor. Deneme yanılma yapılabilmesi için de o parçaların bir yedeklerinin olması gerekiyor. Yani bu RAM'de bir arıza varsa acaba RAM'de mi arıza var diye başka bir RAM takıp onu test etmeniz gerekiyor. Aynı RAM'den de herkese olmaz. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Burada bir sıkıntıya tekamül ediyor. Acaba RAM mi? Acaba şu mu? Acaba bu mu? Neyse artık. Bir şekilde öğrendiniz. Parçanın arızalı olduğunu öğrendiniz. İşte RAM'in, acaba bu RAM arızalı kesin dediniz mi? Evet, bir şekilde öğrendiniz. Şimdi o RAM'i sökeceksiniz. Paketleyeceksiniz. Aldığınız firmaya iletişime geçeceksiniz. Onlar diyecekler ki bu RAM'le ilgili sizi bunun satıcısı ya da işte toptancısı ya da bunu getiren ya da ne bileyim bunun yetkili servisine sizi yönlendirecek. Onlar iletişime geçeceksiniz. O parçanın arızalı olup olmadığıyla ilgili onlara gittikten sonra bu parçanın testi yapılacak vesaire dönüşü gibi durumlarda da sıkıntı olacak. Diyelim ki adam dedi ki RAM'de bir sıkıntı yok. Ayda dediniz, ne olacak o zaman? O zaman demek ki anakartta arıza var. Siz anakartı nasıl göndereceksiniz? Siz üzerine işlemci montaj yaptınız. Dolayısıyla işlemciyi sökmeniz gerekiyor. Ben olsam acaba hangisini seçerim? Şimdi arkadaşlar, acaba hazır sistem alırım, ben kendim için konuşuyorum, yoksa toplama mı yaparım? Şimdi şu arkamda gördüğünüz benim kendimin 2 sene önce topladığım bilgisayar arkadaşlar. Hazır sistem değil. O zamanki fiyatlara, işte bütçeme uygun, fiyatlara uygun bir bilgisayar toplamıştım. Eğer ki bir tane yeni bilgisayar alacak olsam, şu anki günümüz piyasasını konuşuyoruz. Yani bu 2 sene önceki ya da 3 sene öncekinden konuşmuyoruz. Ben çünkü bunu aldığımda o zamanlar piyasada ekran kartı doluydu. İşte hard diskler, parçalar, anakartlar havalarda uçuşuyordu. Her şeyden bir yani seçerek yelpaze çok genişti. Şimdi çok dar bir şekilde biliyorsunuz. Şimdi günümüze bir bilgisayar toplamak istersem ya da almak istersem hazır sistemlerde bakarım. Çünkü gerçekten de çok iyi donanımlara sahip, parçalara sahip hazır sistemi kasalar uygun fiyatlı gelebiliyor. Eğer ki istediğim donanımları uygun fiyatlı bulursam da toplama bilgisayar da tabii ki bakarım. Siz hangisini seçersiniz? Hazır sistem mi? Toplama mı? Yoruma mutlaka yazın. Bizimle paylaşın fikirlerinizi. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Teknolog kanalı olarak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.